Malum önümüz Ramazan. Acıkmadan, susamadan oruç tutmak mümkün mü? Bu konuda 2 sene önce yazmış olduğum bir yazı 60 gazetede yayınlandı ve 2 milyona yakın insanla paylaşılmıştı. Bu yazının sırrı neydi? Binlerce insan bu yazıdan dolayı bana teşekkürler iletti. Şimdi acıkmadan, susamadan oruç tutmanın basit bir formülünü açıklayacağım. Çok basit. 1. Gıdaları ikiye ayırın. Bedeninize su veren gıdalar ve bedeninizden suyu çeken gıdalar. Sahur vaktinde bedeninize su veren gıdaları artırın ve su çekenleri azaltınız. Bedeninizden su çeken gıdaların başında ne geliyor? Peynir. Vazgeçilmez olarak kabul ettiğiniz peynir aslında gerçek bir su çekicidir. Bunu birkaç şekilde yapar. Birincisi, tuz yoğunluğundan dolayı su çeker. Bunu çok ciddiye almıyorum. Asıl su çekici tarafı göz ardı edilen protein yükünden gelir. Protein yükü 100 gram peynirin çektiği su 500 gramdır. Siz sahurda bu peyniri yediyseniz, bu peynirin oluşturduğu atıkları temizlemek için vücut 500 gram su harcayacak. Ama siz oruçsunuz. Nereden bulacaksınız bu kadar suyu? Bulamadığınız bu su nedeniyle bedeninizde şiddetli bir susuzluk oluşur. Ve gün boyu bu susuzluğu derinlemesine yaşarsınız. Buna paralel olarak aynı şekilde protein yoğunluğu olan bütün gıdaları önemsiyorum. Sahurda bu protein yoğunluğu olan gıdaları terk etmek gerekir. Sahurda acıkmamak için çok su içmek gerekir denir. Siz yediğiniz yoğun gıda kadar çabuk acıkırsınız ve çabuk susarsınız. Sahurda karpuz kavun tüketimi ve peynirle karpuz kavun tüketimi çok masum görülür. Oysa karpuz ve kavunun tüketimi 2 nedenle önerilemez. 1. Glisemik indeksi çok yüksek. 2. Diüretik etkileri var. Lütfen bu bilgiyi atlamayın. Ne demek diüretik? Bedeninizde var olan su rezervlerini de attırır. Unutmayın ki karpuz bir böbrek temizleyicisidir. Ekmek yemek. Ne kadar çok ekmek yerseniz o kadar çok fazla hızlı acıkacaksınız. Yediğiniz ekmeğin 1. Glisemik indeksi çok yüksek. Kan şekerinizi hızlı yükseltecek. Hızlı yükselen kan şekeriniz sizin saat 9-10'a doğru yüksek düzeyde insülinin etkisiyle şekerinizi aşağı doğru hızla çekecektir. Hızlı aşağı inen şekeriniz aslında kanınıza bir sürü karbonhidrat olduğu halde kendinizi aç hissedeceksiniz. Kendinizi aç hissedeceksiniz. Açlık duygusu oluşturur. Karbonhidratın metabolizması sırasında 100 grama karşılık 300-350 gram kadar su ihtiyacı olur. Bu suyu da içemeyeceksiniz. Oluşan atıkları temizleyemediğiniz için Ramazan boyunca kendinizi yorgun hissedeceksiniz. Şurada çok basit bir formül oldu. Karbonhidratı azaltmak gerekiyor. Glisemik indeksi yüksek hiçbir karbonhidrat, bunun içinde en çok başvurduğumuz ekmektir tabii ki. İkincisi yüksek düzeyde tatlı meyvelerdir. Mandalinadır, portakaldır. Elma kısmen çok tatlıysa bu gruba girebilir ama elmayı öneriyorum ama onu yoğurtla öneriyorum. Elmayı öneriyorum, yanında bir salatayla öneriyorum. Yani tek başına değil. Ama glisemik indeksi yüksek mandalinayı ve portakalı ve ekmeği, böreği, mantıyı, bulguru, pirinci öneremeyiz. Biz bunları iftar vaktinde düşünmeliyiz. Sahur vaktinde yenilecek olan gıda karşımızda ne kaldı? Sahur vaktinde yenecek en doğru gıda, acıkma hissini en geç ortaya çıkaran gıda yağdır. Metabolizması anında, metabolize olduğunda vücuda bol miktarda su aktaran yağdır. Bakın, proteinin metabolizması sonrası yüksek miktarda su kaybederdiniz. Yağın metabolizmasından su çıkar. Siz İkindiden sonra halen sanki vücudunuzda su içmiş gibi bir duygu hissedersiniz. Bunun sırrı yağın metabolizmasından açığa çıkan sudur. Siz sahurda çok acıkacağım korkusuyla karbonhidrat ve peynir ve ekmek yemişsiniz.
susarım diye de bol bol su içmişsiniz. İçtiğiniz su midenizde proteinlerin sindirimini sabote eder. İçtiğiniz suyu 2 saat sonra zaten idrarla atarsınız. En fazla 4. saate atılmış olur. Bedeninizde yediğiniz proteinleri sindiremediğiniz için karnınızda gaz oluştu. Bedeninizde oluşturduğunuz yediğiniz proteinin atıklarını temizleyemediğiniz için yorgunluk oluştu. Beslenmede temel bir hatayı tekrar özetlemek istiyorum. Birincisi, çok su içerim, susuzluğum gider. Bu bir asparagas. İçtiğiniz tüm sular en geç 4 saat sonra vücuttan atılır. Çok su içtiğiniz zaman yediklerinizi sindiremezsiniz. Çok ekmek yediğiniz zaman kan şekerinizi çok hızlı yükseltir ve kan şekeriniz hızla düştüğü için de çok hızlı acıkma duygusu oluşturursunuz. Sizlerin kan dolaşımında bulunması gereken en önemli besin yağdır. Yağı da doğru kullanmak. Kaliteli, fonksiyonel ve bioaktif yağlarla, pastörize edilmemiş tereyağlarıyla, işlenmemiş yağlarla, çok soğuk sıkım zeytinyağıyla yapılmış bir yumurta. Yumurtanın proteini yoğun değildir arkadaşım. Yumurtaların protein yoğunluğu çok düşük düzeydedir. Zannedildiği gibi değil. Yumurtanın gerçek yoğunluğu yağdır. Yumurtanın tüm sarısı sadece yağdır. Omega 3 yağlar içerir. Dolayısıyla sahurda yenilebilecek en doğru besinlerden birisi de tereyağında bir yumurta pişirmek. Bunun üzerine birazcık pul biberi ektiğiniz zaman fevkalade lezzetli olur. Ama pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, yağının ısınarak fokurdamamış olduğundan emin olun ve sarısının katılaşmadığından emin olun. Bu iki kurala dikkat edin. Sahurunuz için ekstra yanında yenmesi gereken birkaç şeyle özetleyip bitireceğim. Sahurda neler yenir? Sahurda yenebilecek en doğru besinlerin başında 1. Turp yenir. 2. Havuç yenir. 3. Semizotu yenir. 4. Salatalık yenir. 5. Yenmesi gereken en önemli şeylerden baklagillerin yanında bol miktarda yoğurt olması koşuluyla yenebilir. Baklagiller yoğurtla yenmeli. Çünkü onların da glisemik indeksleri yüksek. Şimdi bütün bunları düşünüyorum. Havucun sindirimi nasıldır? Havucun sindirimi yavaştır. Ve havuç yediğiniz zaman ve kıvırcık yediğiniz zaman, yeşil roka tere yediğiniz zaman öyle bir şey yaşayacaksınız ki onunla doyduğunuz zaman lahanayı özellikle çok öneriyorum şiddetle. Lahanayı yediğiniz zaman ikindiden sonra henüz daha lahana bağırsaklarınızda dolaşıyor olacak. Bağırsaklarınızda dolaşan lahananın suyu karnınıza hala geçiyor olacak. İftara daha bir saat var ama sanki çeşmeden su içiyor, içmişsiniz gibi diliniz yaş olacak. Ben bunu birkaç senedir fark ettim. Çok rahat oruç tutuyorum. Sizler lütfen bunu deneyin, arkadaşlarınıza önerin ve kanalımı takip edin.